Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Ağustos 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, Ağustos ayında sahip olduğunuz kaynaklar, değerler, maddi durumunuzu, güvenliğinizi daha fazla düşünebilir ve buralarda bazı önemli kararlar verebilirsiniz. Güneş 23 Ağustos'a kadar Aslan burcunda ilerleyecek. 28 Temmuz'da doğan Aslan yeni ayının tesirlerini Ağustos'un ilk 10 günlük süreci içerisinde de hissetmeye devam ediyoruz. Bu dönem içerisinde iş arıyorsanız belki yeni bir işe girmeniz, bir para kazanmanız ya da sahip olduğunuz değerlerinizi bir şekilde dönüştürmeniz, öz değerinizi ve maddi güvenlik anlamında beklentilerinizi belirlemeniz mümkün. Aslan yeni ayı özellikle Ağustos'un ilk haftası içerisinde daha olumlu tesirlerle kendisini gösterebilir. Yani bazı fırsatlar, olumlu haberler alabilirsiniz, özellikle maddi konularla ilgili. Güzel alışverişler yapmanız, hatta keyifli bazı paralar harcamanız da mümkün. Yani eğlence içinde olabilir. Bunlar çocuklar için olabilir. Güzel yatırımlar, keyifli bazı yatırımlardan elde edebileceğiniz geri dönüşler söz konusu olabilir. Ve ayın 12'sinde Kova burcunda dolunay var. 19 derece Kova dolunayı özellikle sabit burçlarımızı daha fazla etkiliyor. Kişisel doğum haritalarınıza lütfen bakınız. 19 derece ve yakınlarında sabit burçlarda gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu dolunaydan önemli tesirler alabilirsiniz. Güçlü bir dolunay, biraz sert bir dolunay. Daha çok toplumsal konularla ilgili detaylara dikkat çekiyor. Satürn'le birleşiyor. Uranüs'ten sert bir açı alıyor. Sorumluluklarımız, görevlerimizle ilgili. Belki bazı ihmallerimiz ve yanlışlarımız da bizi yüzleştirebilir. Hak edişlerle karşılaşabileceğimiz bir dolunay. 8. evinizde olacağı için duygusal konularda biraz sıkıntı ve baskı yaratabilir size. Finansal konularda bazı ihmalleriniz varsa, örneğin bütçenize dikkat etmeden yaptığınız harcamalar nedeniyle bu dolunayda maddi sıkışıklıklar karşınıza çıkabilir ve kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. Yani bir borcu ödemekte, faturaları ödemekte zorlanmalar olabilir. Veya beklediğiniz bir kredinin kısıtlanması ya da bir miras konusunda bir engel ya da bir ödemekle yükümlü olduğunuz bir tazminat gibi konular gündeme gelebilir. Bununla beraber hak edişler de söz konusu. Eğer doğum haritanız etki alıyorsa ve daha olumlu açılar içerisindeyse, tabii ki burada daha önce yapmış olduğunuz bazı çalışmaların sonuçlarını almanız, bir borcu ödemek, yapılandırmak, bir krediyi almak, bir miras konusu, bir nafaka konusunda sonuç almak, bunlar da mümkün olabilir. 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası özellikle dolunayın en yoğun tesirlerini hissedebileceğimiz zamanlar. 13-19 Ağustos arası Merkür'ün olumlu tesirleri genel olarak yaşamımızda biraz daha iyicil etkiler getirebilir sevgili yengeçler. Bu parasal konularda da hızlı çözümler getirebilir size. Venüs'ün de Aslan burcunda ilerliyor olması parasal konularda bir rahatlama getirecek gibi görünüyor. Özellikle Ağustos'un ikinci haftasından itibaren. Ve 20 Ağustos'ta bu yılın en önemli gezegen geçişlerinden biri başlayacak. Enerji gezegenimiz Mars İkizler burcuna geçecek. Bu hareketi çok önemsiyoruz çünkü uzun süre kalacak Mars ikizlerde. Bunun nedeni Mars'ın 2 yıllık bir döngüsü vardır kendi içinde yaptığı ve 2 yılda bir burçta 6 aydan fazla uzun süre kalır ve 2 aylık bir retro yapar. Bu yıl İkizler burcunda başlayacağı bu harekete Ekim sonu itibariyle gerilemesini sürdürecek ve 12 Ocak'a kadar Mars ikizlerde gerileyecek. 12 Ocak itibariyle tekrar ileri dönecek ve 26 Mart'a kadar da ikizlerde ilerleyecek Mars. Yani önümüzdeki 7 ay Mars ikizler burcunda. Bu nedenle bu hareketi çok önemsiyoruz. Sizin de doğum haritanızda ikizler burcunun bulunduğu alanda önemli bir Mars hareketi olacak. 12. evinizdir ikizler burcu ve 20 Ağustos itibariyle Mars buraya bir enerji taşıyacak. Çünkü Mars neredeyse enerji oradadır. Bu enerjiye zaman zaman dikkat etmemiz de gerekir. Mars savaşçı, agresif, huzursuz edici bir enerjidir. Özellikle 12. evde olduğu için burası çok da kontrol edemediğiniz bir alandır. Yani gizli düşmanlıklar olabilir. Arkada olup bitenler, sizin çok görmediğiniz, fark etmediğiniz bazı temalar olabilir. Sağlık konuları olabilir. İş hayatınızdaki bazı zorluklar, mücadeleler olabilir. Bu dönemde dikkat etmemiz gereken unsurlar bu alanlar. Özellikle retro döneminde Ekim, Ekim sonu itibariyle Kasım, Aralık ve Ocak ortalarına kadar gerileyen bir Mars buralardaki enerjileri biraz daha zorlaştıracaktır. Dikkat edip temkinli olmakta fayda var. Sevgili yengeçler, 23 Ağustos itibariyle Güneş Aslan'dan ayrılıp Başak Burcu'nda ilerlemeye başlayacak ve 27 Ağustos'ta Başak Burcu'nun 4 derecesinde yeni ay doğacak. Sizin 3. evinizde doğacak bu yeni ay. Sizin için keyifli bir yeni ay, destekleyici bir yeni ay. Değişken burçlarımızı daha fazla etkiliyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 4 derece ve yakınlarında ikizler, yay, balık ya da başak burçlarında gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu yeni ay sizi daha fazla etkileyecektir. 3. ev konularınızda bazı düzenlemeler, yenilikler söz konusu olabilir bu yeni ay ile beraber. Önümüzdeki 10 Eylül'e kadar olan süreçte yeni ay etkileri hayatınızda kendini gösterebilir. Herhangi bir iletişimle ilgili konuda bir şeyi öğrenmek için araştırmak, okumak, yazmak, bir proje hazırlamak veya eğitimle ilgili bir konuda bir başlangıç yapmak, iş için veya eğitim için yapılacak bazı gezi ve seyahatler, ticari aktiviteler, yakın çevre ilişkileriniz, özellikle kardeşler veya komşularla ilgili bazı konular ya da yenilikler, düzenlemeler bu yeni ayın kapsamında yer alabilir. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.